18 Mart Çanakkale Zaferimizin 106. yıl dönümü. Tam böyle bir kuşak önce 107.7'yi duyurduk size. Çanakkale'de yayındayız. Önümüzdeki yıla hazırlığı şimdiden yapıyor galiba yönetimimiz. 107. yıla 106'da giriş yapacağız. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Adnan Türkan stüdyomuzda. Bu yıl böyle atılımlar yılı Adnan Türkan. Evet. 18 Mart'a denk gelmesi de müthiş güzel oldu. Bir ilerleyen dakikalarda genel yayın yönetmenimiz ve şimdi Halil Nebiler Usta da orada. Hem Ulusal Kanal Genel Yönetmeni orada hem Ulusal Radyo Genel Yönetmeni. Mehmet Kıvanç orada, Sinan Süngür orada, Halil Nebiler orada. Bugün 106 yıl önce emperyalizme o denize tokadı atan ve Çanakkale'yi geçirmeyen ruhla, aynı ruhla yine mücadele ediyor Türkiye. Türkiye ataklar yapıyor. Türk milleti ataklar yapıyor aslında. Silkinip kendine geliyor. Her alanda, sınır içinde, sınır ötesinde yargımız da ataklar yapıyor. Teröre geçit vermeyerek. Evet, 2021 yılı Türkiye'nin daha da atak yılı oluyor. Biz de ona uygun adımlar atmaya gayret ediyoruz. Böyle TV Bu'yla yeni yıl giriş yaptı. Yeni yıla nasıl girersin öyle gider efsanesi gerçek evet. galiba. Peşinden evet. Dijitürk, ardından Ulusal Radyo Çanakkale. Ama bir de Ulusal Radyo tabii aynı zamanda interaktif mecralarda yani dünyanın her tarafına yayılan çok farklı fraksiyonlarda yayınlara da imza atıyor. Böyle tabii. bir genişleme süreciyle devam ediyor yeni yıl. Bu açıdan da gerçekten çok öznel çalışmalara imza attınız. Teşekkür ederiz biz de ulusal kanal personeli olarak Adnan Türkan size. Hep beraber yapıyoruz. Yani sen biliyorsun zaten ulusal kanal 20 işte 21 yıla giriyor. Ne yaptıysa milletimizle beraber yaptı. Milletimiz için yaptı. Milletimizin önüne duran sorunlara işaret ettiği, çözüm yolunu gösterdiği için halkımız ulusal kanalımızı, ulusal radyomuzu, Aydınlık Gazetemizi bağrına basıyor. Burası hani bizim 2018'i galiba veya 2016'dan sonra mıydım şey yaptım ama bir yıldaki sloganımız şeydi. Ne dediysek çıktı. Yani bu çok önemli. Bakın 5 yıldır bir tek ulusal kanal, HDP kapatılmalı, Aydınlık Gazetesi, işte Vatan Partisi'nin başvuruları, HDP kapatılmalı, HDP kapatılmalı. Hani 5 yıl önce söylendiğinde uzaydan gelmiş biri söylüyor gibi bakılıyordu. Vatan Partisi 4 defa başvuru yaptı bu konuda. Ama bu olmazsa olmazdı, kaçınılmazdı. Mehmetçiğimiz işte 24 Temmuz 2015'te hendeklere gömerken terör örgütünü. Sonra arkasından işte Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı Harekatları, İran kuzeyine, Sincar'a ve diğer bölgelere yapılan operasyonlar, işte Gara'ya Mehmetçiğin botu girdi. Sadece Mehmetçik terörü temizlerken arkadan içeriden hançerleyen, PKK'ya asker alma şubesi gibi çalışan bir siyasi uzantının, eli kolu bacağı olan terörün, teröre nefes aldıran bir yapının mecliste beslenmesi, hatta böyle her yıl yüklü miktarlarda destek alması ve PKK'ya alan açması kabul edilemezdi. Sürecin terörle mücadelenin ruhuna aykırıydı. Zaten Diyarbakır aileleri de gidip Diyarbakır'da kepenk indirmişti ve şimdi Yargıtay Başsavcılığı çok esaslı bir yani yansıyanlar kısmıyla gördüğümüzde bir 600 sayfalık iddianame hazırladı ve burada işte 687 ismin siyasi yasak talep ediyor ondan sonra ve HDP'nin mal varlığına tedbir talep ediyor. Bunun ayrıntıları düşecektir ama çok esaslı bir iddianame olduğunu biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bir kere biz onun haberlerini yaptık. 6, 7, 8 Ekim olayları Kobane iddianamesinde de aslında HDP'nin kapatma davasının iddianamesi yazılıyor dedik. Çünkü orada olay HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun, merkez organlarının, HDP'nin ilçe başkanlarının, genel başkanlarının, işte eş başkanlarının hangi eylemde suça karıştığını, hangi PKK'dan aldığı talimatı nasıl uyguladığını, PKK'ya nasıl sahip çıktığını. Şimdi madde madde orada ortaya koymuş. Yani bu afaki bir şey değil. Somut eylemlerle terör örgütünün odağı haline gelmiş. PKK'nın iddianame yazdığı biçimiyle PKK'nın siyasi uzantısı haline gelmiş bir partiden bahsediyoruz. Yargıtay Başsavcılığına da yürekten teşekkür ediyoruz. 18 Mart'a 100 yıl önce, 106 yıl önce manidar, değil mi? Ben... şehitlerimize selam göndermiş oldular. Çanakkale şehitlerine, bu vatana sahip çıkanlara. Yani bakın
Amerika bu tarihler konusunda çok şeydir. Hassastır. Evet. Böyle simgeler gönderir. Yani işte mesela 4 Temmuz'da Türk askerinin başına çuval geçirildi. Yine, İşte Amerika'nın kuruluş yıl dönümü. Ben varlığımı senin kafana çuval geçirerek sürdüreceğim mesajı vermişti. Türkiye ne yaptı? Türkiye 24 Temmuz'da 2015'te yani Lozan'ın yıl dönümünde Amerika'nın kara gücünü ezmeye başladı. Doğru. Bugün aynı zamanda bakın yani cephe yani vatanseverlik, Atatürkçülük buralarda sınanıyor aslında. 18 Mart Çanakkale'nin yıl dönümü aynı zamanda Afrin Harekatı'nın yıl dönümü. Bakın Türk ordusu 24 Temmuz'da sınır içerisindeki operasyonu başlattı. 18 Mart'ta da sınır ötesindeki operasyonu başlattı. Ben vatanıma gelen tehlikeyi, Türkiye'yi bölme, koridor kurma tehlikesine karşı 18 Mart'ta mücadele ediyorum dedi. Afrin'e operasyonun yıl dönümü. O bakımdan da evet bugün Çanakkale'nin yıl dönümü, oradaki binlerce kefensiz yatanı, kahramanlarımızı, bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla yad ediyoruz. Onlara borcumuz var. Bu vatanı bölmeye çalışanlara karşı aynı ruhla, aynı kararlılıkla mücadele edeceğiz. Ama sadece Çanakkale'de, Sakarya'da onları, oradaki tarihleri anmakla kalmayacağız. Bugünün Çanakkale'si işte Afrin'dir, Cerablus'tur, Elbap'tır, Fırat Kalkanı'dır. Ondan sonra İran kuzeyine, Gara'ya giren Mehmetçik'tir. Onlara da aynı ruhla bakacağız. Evet. Yani 100 yıl öncekini anıp da bugünkünü ne işimiz var orada demek, o Atatürkçülük olmuyor. O Mustafa Kemal'i anlamak olmuyor. Sadece 100 yıl öncekini değinmek oluyor. Ama hani Mustafa Kemal diyor ya, biz yürüyüş halinde olan bir milletiz. Mustafa Kemal ruhu yürüyor. Mustafa Kemal'in ruhu bugün de emperyalizme karşı mücadelede, PKK'ya karşı mücadelede, IŞİD'e karşı mücadelede ve FETÖ'ye karşı mücadelede dimdik ayakta. Ve milletimiz bugün Atatürk'ün o tam bağımsızlık ülküsü etrafında birleşiyor. Çok önemli. O nedenle de, o bakımdan da Türkiye'ye silah çeken bir PKK'nın siyasi koluna sahip çıkmanın Atatürk'le, Atatürkçülük'le, Atatürk'ün partisi olmakla ya da Atatürk'ün bilmem neyi olmakla alakası yok. Mustafa Kemal'i düşünebiliyor musunuz? Yani Mustafa Kemal Atatürk bugün Türkiye'de olacak ve PKK'nın siyasi kolu olduğu her eylemiyle ortaya konmuş bir partiye sahip çıkacak. Mümkün değil. Yani akşamdan bu yana televizyonları izliyoruz. Yani bugün PKK'nın siyasi kolu HDP nerede nefes alıyor? Hangi kanalda nefes alıyor? Burada isim vermeyeyim. Milletimiz çok iyi biliyor. Hangi yayın organlarında? Bunlar Atatürkçülük adına yayın yapanlar. Atatürk'ü sömüren insanlar. Hani Yaşar Nuri Allah'la aldatmak diyordu ya Yaşar Nuri Öztürk. Atatürk'le aldatanlar. Atatürk'le aldatıyorlar. Doğru. PKK'ya sahip çıkanlar, HDP'ye sahip çıkanlar, bozgunculuğa sahip çıkanların Atatürk'le ilgisi olmaz. Atatürk'ü sadece maske olarak kullanıyorlar. Sabahına da zaten Amerika'yla nasıl kol kola oldukları herhalde ortaya çıktı. Amerika'dan HDP'ye sahip çıkan açıklama. Evet. Türk demokrasinin altına koyuyorlar. Hemen sabahında yani. Amerikan Dışişleri yani Bakanı sözcüsü. Sabah orada zaten sabah olduğu için. Tabii yani uyanır uyanmaz. Ya ilk, evet uyanır uyanmaz yaptıkları şey. İlk iş Türk yargısının somut delillere dayalı aldığı kararı, bakın Amerika tepki gösteriyor hemen. Burnunu hemen iç içerimize sokuyor. Hemen yargıya müdahale etmeye kalkıyor. Ayar vermeye kalkıyor Amerika. Ne diyor açıklamada? Türk seçmeninin iradesi haksız yere yok sayılıyor. Türk demokrasisinin altı oyuluyor. Yani HDP'nin kapatma davasına, şimdi başka konular olsa yargı süreci saygı duyuyoruz diyenler. İki tane zenci sahaya indi diye bütün Amerikan ordusunu sokaklarına yayanlar, Türkiye teröristi sahip çıkanlara bu hamleyi yapınca tepkisi böyle oluyor. İşte diyor ki biz Türkiye'deki demokrasiyi daha da zayıflatacak, milyonlarca Türk vatandaşını seçtikleri temsiliyette mahrum bırakacak bir karar olan Halkların Demokrasi Partisi'nin tasfiye çabalarını başlatmasını izliyoruz. Türk hükümetini, Türk anayasasındaki korumalar ve Türkiye'nin uluslararası hükümetlerinden doğrultusunda ifade özgürlüğüne saygı göstermeye çağırıyoruz. Bizim size bir çağrımız var. Burnunuzu içişlerimize sokmayın. Yargımıza sokmayın. Evet biliyoruz PKK sizin kara gücünüz. HDP'de bunun sözcüsü. Kendi enstrümanlarınıza, aletlerinize sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Farkındayız. Biz de sizin hangi bölücü faaliyetleri yaptığınızı görüyoruz, biliyoruz. Amerika'nın da PKK'yı da HDP'yi de kurtarma şansı yok. Ey Amerika sen, biz 24 Temmuz'da
Hendek operasyonunu başlattığımızda da bağırdın, çağırdın. İşte Türk ordusu kentleri bombalıyor, kendi şehirlerini bombalıyor diye yalan haberler yaptırdın bütün dünyaya. Durduramadı Mehmetçiğin yürüyüşünü. Fırat Kalkanı, Barış Pınarı 15 Temmuz'da başımıza bombalar yağdırarak, milletimize silah çektirerek o FETÖ'cü alçaklarınla beraber Türkiye'nin terörle mücadelesini durdurmaya kalktın. Biz daha da keskin bir şekilde, daha da kararlı bir şekilde yürüdük. Çünkü biz biliyoruz ki biz sadece PKK ile mücadele etmiyoruz. Türkiye sadece FETÖ ile mücadele etmiyor. İşte bugünkü açıklamasıyla beraber onun ağababası olduğunu ilan eden Amerika ile de mücadele ediyor Türkiye. Bu bir Türk-Amerikan savaşı. PKK bunun bir enstrümanı. FETÖ bunun bir enstrümanı. HDP'de meclisteki, siyasetteki enstrümanıydı. Türk milleti vatanın bütünlüğü için gereken her adım atacaktır. Bu kadar net. Şimdi dünün böyle yine çarpıcı bir diğer gelişmesi, yani o da mesela dün oldu, HDP'li milletvekili'nin tezkeresinin mecliste okunması. Gerçekten inanamadım. Şimdi böylesi süreçlerde işte ben hasbelkader meslekte 25. yıl, yani daha önce işte bu partinin diğer kollarının kapatılmasıyla böyle bir gergin bekleyiş olurdu. Gözler doğumuza, Güneydoğu Anadolu'muza falan çevrilir. Tabii orada o dönemin etkin, şimdi o kadar etkin olmadığı ve Mehmetçiğin kafasını ezdiği o kadar belli ki bir gerginlik olur mu diye bakıyoruz ama bugün Diyarbakır annesi mesajını çok net veriyor. Kapatıldığı gün davul zurna çalacağım diyor. Bakın akşamdan beri yayınlar yapıyoruz. Ulusal kanal vatanseverlerin sesi, Diyarbakır ailelerinin sesi. Bakın annelerimiz katılıyor yayına. HDP'yi kapattığınız gün diyor işte bizim evde bayram başladı şu an diyor. Çocuklarım, kız çocuklarım diyor çığlık çığlığı. Çünkü bizim ciğerimizi yakan bu HDP'dir diyor. Kürt'ün ciğerini yakma partisidir diyor HDP. Kürt'ün ciğerini yakıyor. O yüzden diyor bu Kürtleri temsil etmez diyor. Tam tersine Kürtlere ateşe atan, Kürtleri alıp, Kürt gençlerini alıp kandırıp dağa çıkartan, İsrail'e uşaklık, Amerika'ya uşaklık yaptıran bir örgüttür bu. Kürt'ün ciğerini yakıyor. Onun kapatıldığı gün düğün, bayramdır bize diyor. Yine bir babamız katıldı dün yayınımıza. HDP'yi kapatmak PKK'nın kanadını kırmaktır diyor. Evet, PKK'nın kanadıdır. Yani çocuklarıyla tehdit edilmiş bir baba daha önce onu da tabii anlattı. Tabii diri diri yakmaya çalıştılar diye yani anlattı yakmaya yani. Yakmaya çalıştılar diyor bakın. Çok duygulu bir şekilde yani insanların psikolojisini hale getiriyor ama milletimiz başta güvenlik güçlerimiz, Vatan Partisi, Öncü Kadın, Cumhuriyet Kadınlar Derneğimiz sadece Türkiye değil Almanya'da bile işte o Diyarbakır annelerinin yanındayız. Ulusal Kanal ilk günden beri, ilk dakikadan beri Diyarbakır ailelerinin yanında. Onlar işte yani Diyarbakır anne, şehidimizin annesi konuşuyor. Türkçe konuşmuyor, Kürtçe konuşuyor. Türkçe bilmiyor ama şimdi bir tarafa göre bakarsan sadece HDP'ye oy verenler Kürt, kalanlar Kürt değil. Değil, doğru. Olur mu öyle şey? Doğru. İşte Kürt, işte Kürt kardeşimiz, Kürt annemiz, Kürt babamız, ciğeri yanmış. Ve şimdi başını kaldıracak hali yok HDP'nin. Başını kaldıracak hali yok. Ha, bunun dostları sahip çıkıp, el atıp, telefonlar açıp, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu da telefon açmış HDP eş başkanına. Geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Dayanışma dileklerini iletmiş. Dün mecliste de dayanışma halindelerdi. Orada da çok açık bir şey. Dostlar ittifakı dedikleri ittifak çıkacak. Yani terörün yanında mısınız? Demokrasinin yanında mısınız? Terörün yanında mısınız? Milli birliğin, vatan bütünlüğünün yanında mısınız? HDP'ye Kalaşnikov olanların yanında mısınız? Yoksa Mehmetçiğin yanında mısınız? Herkes bunun kararını verecek. Türk yargısı net bir şekilde kararını verdi. Somut delillere dayanarak ortaya koydu ve şimdi gözler Anayasa Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi de Mehmetçiğimizin vatan mücadelesinin Türkiye'nin birlik beraberliğine uygun ve Türk milletinin beklediği bir kararı alacaktır. Alacaktır. Buna da inanıyoruz, buna da güveniyoruz. 600 sayfa delil belgeli. Bakın iddianamede şimdi hep böyle şey. Havada anlattı herkes. Avrupa ne der, Batı ne der, Amerika ne der, demokrasi işte olurum bu çağda 6 milyon oy. Bakın iddianamede çok buna da bir cevap var, atıf yapılmış. Diyor ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarında terörün kınanmaması bile parti kapatma nedenidir diye geçiyor. Doğru. Bakın terörün kınanmaması. Bir tane vatandaş diyebilir mi? Ya olur mu HDP PKK'yı kınadı? Kınadığı bir eylem yok. Tam tersine canlı bombalara, onlarca vatandaşımızın güvenlik görevimizi katleden canlı bombaların cenaze törenlerini yaptılar. Kitaplarını yazdılar. Adlarını kitaplara verdiler. İşte o Selahattin Demirtaşlar şimdi onların içinde siyaset yasağı görüyor. Burada bu noktadan bakınca anlaşılıyor mesele.
Öbür türlü yok işte 6 milyon oy var, demokrasi var, seçim ayarlı bilmem nedir. Seçim için yok. Türkiye'de her dönem seçim var. Her işte 2 yılda bir, 3 yılda bir seçim oluyor, 4 yılda bir seçim oluyor. Ama burada HDP açılımın çocuğuydu, açılım bitti. Mehmetçik onu, milletimiz onu kaldırdı, bitirdi. Açılımın çocuğu da, açılımın son ürünü de artık rafa kaldırılıyor. Hak ettiği çöplüğe atılacaktır. Görmek isteyenlere son örneği de verelim. İspanya'da yaşandı işte. Ayrılıkçılık. Hani bırak terör örgütünü tabii falan. Yani bu fikri hayata geçirebilme iddiası doğrudur, yanlıştır ben onu bilmem. Ama bu iddiayla İspanya'da o ilgili yetkililer Puigdemont yani ceza aldı. Onların hani oradaki örgütün PKK'yla, PKK gibi kanlı bir örgütle kıyaslanması bile mümkün değil. Yani yaptığı eylemler daha sınırlı ama ona rağmen şu an birçok yöneticisi Belçika'ya kaçtı. Orada mülteci konumda, parti kapatıldı. Dar mı duman dedi yani. Burada hiçbir çifte standarttan, batıdan gelen parmak sallamalara değil, Diyarbakır annelerine bakarak karar verelim. Mehmetçiğimizin mücadelesine bakarak karar verelim. Türkiye'mizin ihtiyaçlarına bakarak karar vermek gerekiyor. Anayasa Mahkemesi'nden de hızlı bir süreçte şekilde bu kararın çıkmasını milletimiz beklemektedir. Çünkü somuttur. Deliller somuttur, olaylar somuttur, eylemler somuttur, işlenen suçlar somuttur. Belgeleriyle işte 600 sayfa halinde ortada. O bakımdan 18 Mart'ın ruhuna da uygun bir iddianame olmuştur. Hazırlayanın ellerine sağlık diliyoruz. Şimdi ulusal kanal haberciliğinin dünyaya bakış açısının en önemli temeli gerçeklere, vatan ve millet merkezli, iyi konjonktür, okuma gibi önemli başlıklar var. Şimdi andığımız meselesinde de bu kafa karışıklığı, Atatürk'le aldatma, milli duygularla aldatma meselesine örnekler yansıdı. Evet. Yani bu kanalın zaten bu meselede duruşu ortada. Bizim sevgili Teoman güzel bunu anlatır. Her ana haber çıkışında değil mi? Varlığımız Türk varlığına armağan olsun der. Sayın Perinçek geçtiğimiz gün net bir açıklama yaptı. Şimdi dün bir partinin meclis kürsüsünde bir kızımız okudu. Çok güzel okudu. Alnından öpüyoruz. Ama o parti Türk milleti Akşener değil mi? Dün böyle ya Türk milletini bak sevmiyorlar. Sen de HDP ile aynı anayasa masasında Türk milletini kaldıran anayasaya cesaret ettin. Yani işte bu algıyı anlattığımız için bizi seven sever, sevmeyen de ondan sevmez belki. Bütün bunları bir yansıtacağız. Hazır mı arkadaşlar aramız? Aradan sonra Adnan Türkan'ın sözünü kesmeyelim. Dönüşte devam edelim. Gazetelerde yine buna benzer örnekler var. Andımızı görmüş, HDP'yi görmemiş. Beraber tabii onları bir değerlendirmek istiyorum. Hani biraz onun için pas attım ama tabii. Bir araya gidelim der arkadaşlarımız iznin olursa. Üzerine senin de sözünü kesmeden tabii. Sürdürelim. Efendim Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür Adnan Türkan stüdyomuzda. Halil abi Çanakkale'de. Halil abinin sabah attığı tweet yoldayız 107.7'de yayındayız diyor. Değerli meslektaşımız TRT ana haber sunucusu da aman ha çöleşan duymasın, o da güzel esprilerden biriydi. Bilmiyorum gördün mü Adnan Türkan? Otobüs bileti de örteli ödenekten aldığınız yazılır diye nüktesini yapmış. Çanakkale'ye uzanacağız, gazetelerimizi değerlendireceğiz. Akıl karışıklıklarını yine giderenler olarak görev başındayız. Bir aranın ardından buradayız efendim. Efendim sesimizin ulaştığını öğrendik. Şimdi de görüntümü göreceğiz galiba. Çanakkale'de yayındayız. İşte Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur şu dakikalarda o Çanakkale Boğaz hattında yani 106 yıl önce destanın yazıldığı o sularda
kanımızı akıttığımız o suların, o kıyıların tam da önünde karşımızda ve Adnan Türkan'la birlikte hemen gözümüzü, kulağımızı heyecanla o tarafa çeviriyoruz. Sungur, sesimiz artık çıkıyor mu Çanakkale'de radyoda? Az kaldı. Günaydın herkese. Hem günaydın sizlere hem izleyicilerimize. Dün akşam tabii aldığımız haber bizi daha da kararlı kıldı. Yani biz normalde Çanakkale'ye radyomuzun açılışını yapmaya ve 18 Mart'ı aslında buradan anmaya gelmiştik ama önümüze tabii bir iş ve görev daha çıktı dün. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan başvuruyla, HDP'nin kapatılması için yapılan başvuruyla. Dolayısıyla öyle bir motivasyonla Çanakkale'de faaliyetlerimize başladık. Çok az kaldı. Şimdi Mehmet Kıvanç, Ulusal Radyo'nun genel yayın yönetmeni, Radyo Kulesi'nde son hazırlıkları yapıyor. Biz de Zeki İnan Yalçınkaya ile birlikte buradayız. Yayın hazırlıklarımızı yapıyoruz. Bir yandan da tabii buradaki durumu size aktarmaya çalışacağız. Birkaç saat içerisinde şimdi testler yapılıyor. Birkaç saat içerisinde de Çanakkale'de yayınımız 107.7 frekansında başlayacak. Testlerimiz güzel gidiyor, onu da söyleyelim. Mehmet Kıvanç kuleden gelir gelmez biraz yüksek bir mevkide burada televizyon gazetesi programında yayın başladığını ilan edecek, müjdeleyecek. Şimdi biz neredeyiz? Kilitbahir. Tam da Çanakkale Boğazı'nın kilidinin vurulduğu yerdeyiz. 106 yıl önce bu noktada İngiliz ve Fransız emperyalizmine ilk büyük tokadın vurulduğu yerdeyiz. Onu da hissediyoruz gerçekten. Çünkü kafamızı çevirdiğimiz noktalara bakıyoruz. Arkamızda Dur Yolcu yazısı var. Onunla birlikte savaş gemilerimiz var. Bakın burada deniz kuvvetlerimize ait gemilerimiz 18 Mart törenleri sırasında bir geçit yapacaklar. Dünden beri ona hazırlanıyorlar aslında ama şu an muhtemelen arkadaşlarımız ekrana getirecektir. Onların dibindeyiz biz de hemen. Hazırlıklarını da yaptılar. Töreni bekliyorlar. Tabii bir büyük tören de olacak Çanakkale Abidesi'nde, Gelibolu'da. Biz Anadolu tarafındayız. Tören hemen karşı tarafta Gelibolu'da, Çanakkale Abidesi'nin orada olacak. Onları da takip ediyor olacağız. Tabii devlet töreni yapılacak. İzliyor olacağız. Kararlılık vurgusunun, mesajının bolca verileceği bir gün olacağını tahmin ediyoruz. Hem çeşitli partilerin kongreleri var. Hem HDP kapatma davası başvurusu yapıldı. Hem 18 Mart 106. yıl dönümümüz. Bir yandan Türkiye'nin vatan mücadelesi her alanda devam ediyor. Bunların perçinlendiği, belki de yeniden bilince çıktığı bir gün olacak. Şimdi arkamda Dur Yolcu yazısı var. O Dur Yolcu yazısını yazan Necmettin Halil Onan şöyle bitirmiş. Biz hep ilk iki mısrasını biliriz. Son iki mısrasını da ben izleyicilerimize söyleyeyim. Bir harbin sonunda bütün milletin hürriyet zevkini tattığı yerdir diyor burası için ve bu mücadele için. Biz de hakikaten hürriyet zevkimizi tadacağımız günleri, güzellikleri bekliyor olacağız. Kararlılığımız daha da artıyor. Ulusal Radyo'da birkaç saat içerisinde burada yayına başlayacak yeni müjdeler, yeni ataklarla yolumuza devam ediyor olacağız. Televizyon gazetesi yayını saat 9.30'da burada. Can Karadut, bütün izleyicilerimize duyurmuş olalım. Çanakkale Üniversitesi'nden çok kıymetli bir öğretim üyemiz, Atatürk ve Çanakkale Savaşları'nı Araştırma Merkezi Müdürü Doktor Barış Bolat burada olacak. Buradaki tarihi durumu konuşacağız. Halil Nebiler buradaki tarihi mesajları ele alacaklar. Sonra da Ulusal Radyo'nun açılışını hep birlikte yapmış olacağız. Tabii Ulusal Kanal ekranlarında gün içerisinde bizim bulunduğumuz noktada değil de Gelibolu'daki törenler de ekranda canlı bir şekilde verilmiş olacak. Ankara'da da arkadaşlarımız bir yandan Milliyetçi Hareket Partisi Kongresi'ni takip ediyor olacak. Ulusal Kanal ekranı açısından da hareketli ve bol mesajın verildiği, bizim açımızdan da güzel haberlerin verildiği bir gün olacak diyelim ve ben sözü tekrar size bırakayım. Teşekkür ediyoruz Sinan Sungur. Adnan Türkan büyük bir heyecanla senin Çanakkale'deki görüntülerini sosyal medyadan bir yandan paylaşıyor, fotoğraflarını çekiyor. Biz sizi bekletmeyelim, diğer yayının hazırlığı var. Çok çok teşekkür ediyoruz Sinan Sungur. Yeni aktaracaklarında gün içi yeniden birlikte oluyoruz. Tabii Sinan Sungur ne var ne yoksa Ankara gündemi, İstanbul gündemi, Çanakkale gündemi hepsini de bize sunmuş oldu sabahın ulaşan bilgileriyle efendim. Şimdi birazdan yine bir reklam aramız olacak. Reklam sonrası biz Günaydın Türkiye'ye kadar
kadar burada olacağız. Onu değerli dinleyicilerimize belirtelim. Ama işte neden ulusal kanala ihtiyaç var? Neden her haneye, her yere sesimizin ulaşması gerekiyor? Çok büyük bir kafa karışıklığı var ama ulusal radyoya ilişkin tabii hemen Adnan Türkan'ın... Aslında görselimiz olur, evet. Görselimizi de verelim. Sinan Sungur, Mehmet Kıvanç Çanakkale'ye gittiler Halil Ebiler'le beraber dün akşam. Hem orada 18 Mart etkinliklerini daha iyi vermek ve yayını oradan o tarihi atmosferden işte o emperyalizme dur yolcu denilen yerden yayınları yapmak için, ruhu yansıtmak için oradalar. Ve orada da bir milletimize müjdeyi vermiş oldu Sinan da. Ulusal Kanal ailesi, Ulusal Radyomuz bir adım daha büyüyor. Ulusal Radyo bugün itibariyle 107.7 frekansında Çanakkale'de yayına başlayacak. Artık Çanakkale'deki yurttaşlarımız da Ulusal Radyo'dan bizleri dinleyebilecek. Sesimiz oradaki bütün dostlara ulaşacak. Ulusal Kanal'ın, Ulusal Kanal ailesinin, vatanseverlerin, Çanakkale'deki bütün vatanseverlere buradan selam gönderiyoruz. Ulusal Radyo İstanbul'da yayına başlamıştı. Sonra hemen arkasından Bursa, Balıkesir yayınlarımız başladı. Yalova yayınımız başladı. Sonbaharda birkaç ay önce diyelim Kocaeli yayınımız başladı. Ve şimdi Çanakkale yayınımız başlayacak. Mehmet Kıvanç şimdi son hazırlıkları yapıyor. Aktardı Sinan Sungur. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'nun genel yönetmenleri de oradan radyonun yayını başlatacaklar. Böylece Marmara bölgesinde şimdi hedefi daraltmış olduk. Artık bundan sonra her adımdan sonra, her başarıdan sonra yeni hedefe kilitleniyoruz. Ulusal Radyomuzu işte kalan bölgeleri, başta Trakya olmak üzere Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve sonrasında da tabii ki Türkiye satına yaymak için de güçlü bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Evet, burada bir kez daha frekansları hatırlatalım. İstanbul 100.8, Yalova 100.8, Bursa 106.9, Kocaeli 91.3, Balıkesir Körfez 101.0 ve bugün itibariyle Çanakkale 107.7. Milletimize hayırlı olsun, vatanseverlere hayırlı olsun, Ulusal Kanal ailesine, Görev Vakfı ailesine, Aydınlık ailesine, bütün vatanseverlere bir kez daha hayırlı olsun. Bütün bu atılımlarımızı işte ben örtülü ödeneyim diye çıkan o vatansever milletimizle beraber yapıyoruz. Omuz veren, katkı koyan bütün dostlarımıza da yürekten teşekkür ediyoruz. Özellikle Çanakkale'deki dostlarımız da Çanakkale'nin orada her ay yayını sürdürebilmesi için ellerini taşın altına koydular. Yani burada şöyle bir sistemle ilerliyor. Belki hani Ersoy'da da şakasını yapmış. İşte yine örtülü ödenekten mi diyerek otobüs biletlerini örtülü ödenekten mi aldınız? Evet, Halil abi dediği gibi kendi kredi kartıyla yakıtını doldurup öyle gitti. Şimdi Çanakkale'de nasıl başlattık yayını veya Kocaeli'de veya Bursa'da? Bakın gittik Bursa'daki vatanseverlerle bir toplantı yaptık. Dedik ki Ulusal Radyo burada her alanda Ulusal Kanal'ın sesi, bu vatansever ses, Mehmetçiğimizin, üreten Türkiye'nin, birleşen Türkiye'nin sesi her anda, her yerde olmalı. Düşman nereden bozgunculuk yapıyorsa, tereddütler nerede varsa orada kararlı bir şekilde Ulusal Kanal'ın sesi olmalı. Bursa'da radyo açacağız. Nasıl açacağız? Oradaki vatanseverlerle bir toplantı yaptık. Nedir buranın? İşte direk kiralanacak. Oranın elektrik gideri var, direk gideri var. Aylık kaç lira? 2000 lira, 3000 lira. Nasıl yapacağız bunu? Hemen 15-20 arkadaş toplandı ve biz dediler ulusal gönüllüsü oluyoruz. Aylık 150 lirayla işte oradaki 20 arkadaşımız ulusal gönüllüsü oldu ve Bursa yayını başladı. Peki döndük Çanakkale'ye. Nasıl yapacağız? İşte Mehmet Kıvanç, Ulusal Radyo Genel Yayın Yönetmeni, Erdem Özdemir, Ulusal Gönüllüleri Sorumlusu Çanakkale'ye gittiler. Çanakkale'de temaslarda bulundular. Oradaki vatanseverler dediler ki ya buradaki maliyetimiz, şimdi rakam aklımda değil ama işte 1000-1500 lira budur yani. Ve dedik ki bunu nasıl yapacağız? İşte yine orada 10-15 arkadaşımız dedi ki biz ulusal gönüllüsü olacağız. Ulusal gönüllüsü olarak Ulusal Radyo'nun da burada her ay bu ihtiyaçlarını karşılaması için biz elimizi taşın altına koyuyoruz. İşte Ulusal Kanal'ın örtülü ödeneği. Yani bu vesileyle bütün izleyicilerimize, gönüllü olmayanlara şu ana kadar gönüllü olmaya davet edeyim bir kez daha. Ulusal gönüllüleri sayesinde Ulusal Kanal 21 yıldır ayakta. Ulusal gönüllüleri sayesinde Ulusal Kanalımız TVBu'ya girdi yılbaşında. Ulusal gönüllüleri sayesinde 1 Mart itibariyle de Digitürk 52. kanalda yayındayız. Zaman zaman katkı yapanlar var, kampanyalara katkı yapanlar var. Ama bu işlerin daha güzel, daha güçlü, daha planlı yürümesi için
dostlarımızı ulusal gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Bütün bu kampanyaya katkı veren dostlarımızı. Çok kolay. Yani kredi kartıyla talimat verebiliyor, bankayla talimat verilebiliyor. Artık çok rahatladı bu işler. Şimdi döneceğiz. Tekirdağ diyeceğiz. Öyle mi? Evet. Yeni hedef orası mı? Tabii ki. Yani sonuçta Ulusal Radyo'nun şu an için hani lisansı Marmara bölgesinde olduğu için söylüyorum. Hemen döneceğiz oraya. Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'ye. Hadi burada da açalım bu radyomuzu. Oradaki insanlar da işinde, fabrikasında, ondan sonra arabasında giderken bu vatansever sesle mahrum kalmasınlar. İşte sabah Günaydın Türkiye ile başlayıp televizyon gazetesi, gün ortası, ondan sonra Yalancı'nın Mumu, ana haberimiz, ondan sonra gece görüşü ve akşam programları 24 saat boyunca ortak yayındayız. Şu an ama anladım, Marmara, evet, Denizi çevrelendi. Çevrelendi. Çanakkale, evet, ile birlikte. Şimdi işte o Trakya'yı önümüze koyduk. Bu bir yandan da tabii İzmir'de, Ankara'da da çalışmalarımız sürüyor. Oralarda da uygun koşullar, uygun bütçeler yaratıldığını da oralarda yayın yapacağız. Bu aile çok büyük. Bu konuda önerisi olanlar varsa bize tabii ulaşsınlar. Tabii bu aile çok büyük bir aile. Biz önümüze koyduğumuz her hedefi planladığımız şekilde başarıya ulaştırıyoruz. Ondan sonra yeni hedefler koyuyoruz. Ben bir kez daha Ulusal Kanal'ın, Ulusal Radyo'nun Çanakkale'deki yayını hayırlı olsun diyorum. Hayırlı olsun. Mehmet Kıvanç arkadaşımıza da başarılar diliyorum. Hızlı bir şekilde o da mobil alanda çok şeyler yaptı. Ben de çok zevkle dinliyorum. Yani radyo dinleme uygulamaları var. Orayı indirdiğinizde Ulusal Radyo'nun sadece ana yayını değil, yani televizyonun ortak yapılanlar değil. İşte ulusal türkü, ulusal sanat, ulusal klasik, hangi müzik türünü seviyorsanız, dünya müzikleri hangisini seviyorsanız onları çok rahat dinleyebiliyorsunuz. Galiba onları da yine tek uygulamaya indireceğiz arasız galiba, değil mi ilerleyen? Efendim? Tek uygulamaya da indireceğiz tabii, galiba. Tabii. Yani bize özgü bir uygulama da aynen olacak. Aynen o şekilde. Yani radyo dinleme uygulamalarında da şu an zaten yayın var. Mevcut da var, evet. Yani sabah kahvaltı yaparken diyelim ki klasik müzik seviyorum. Klasik müzik seviyorum. İşte çocukları uyuturken bile bazen bunu açıyoruz. Doğru. Hani başka bir reklam ya da kesinti olmak için tamamen o müzik türünde yayınlar yapılıyor. O bakımdan önemli. Devrim Aşkın Karasoy çok güzel öğlen, evet, kuşağında. Yani ulusal kanalın televizyon gazetesi bittikten sonraki kuşağında 12-12.30 arasında çok güzel türkü programları yapıyor. Türkülerin arka planlarını, hikayelerini, o türküye hayat veren konuyu, ilham veren konuyu ya da yazarını ya da besteleyeni bizlerle buluşturuyor. O bakımdan Ulusal Radyo özgün programlarıyla da fark yaratan, dikkat çeken bir yayıncılık yapıyor. Daha da geliştireceğiz bunu tabii. Bir reklam arası, sonra yine devam edeceğiz Adnan, evet, Türkkan. Reklamlardan sonra buradayız efendim. Milli mücadelenin dönüm noktasında İgalı Mehmet Çavuş'un elinde taşla öne atıldığı, Seyit Onbaşı'nın 275 kilogram top mermisini kaldırdı, Mustafa Kemal Atatürk'ün size ölmeyi emrediyorum dediği yerde Çanakkale'deyiz. www.ulusalradyo.com. Tarihi Zafer'in yıl dönümü, 106. yıl dönümü Çanakkale'de 107.7'den sesimizi duyurmanın heyecanı. Kararlı mücadelemiz hattında HDP'nin kapatılması, yeni önümüze koyduğumuz rota, bir daha bu tip partilerin açılmaması konusunda kararlılığın ilerlemesi. Birçok başlık var. Ulusal Kanal, Görevlerin Kanalı. Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdürümüz Adnan Türkkan stüdyomuzda. Hızlıca böyle gazetelere giriş yapalım. Aslında Diyarbakır'dan güzel bir haber, örnek bir haber de bugün manşetine yansımış. Görelim efendim. Aydınlık Gazetesi 18 Mart 2021 Perşembe manşetinde üreten Diyarbakır için döndü, kurdu, davet etti. Hedef 30 bin istihdam diyor. PKK terörünün temizlenmesiyle bölgeye huzur ve iş geldi. 30 yıldır İstanbul'da faaliyet yürüten iş insanı Mehmet Dalkıran 2 yıl önce Diyarbakır'a dönerek 100 milyon yatırımla 100 kişinin çalıştığı tekstil fabrikası kurdu. Dalkıran 6 ay içinde 4 bin kişi çalıştırmayı planlıyoruz.
2015 24 Temmuz'unun işte bu tip sonuçları, yani Türk ordusunun kararlı bir şekilde hem kendi iç sınırlarımızda hem de dış hatlarda gerçekleştirdiği güvenlik konusundaki sorun ortadan kalkınca işte peşinden ticari hayat böyle canlanıyor galiba. Biz böyle güzel röportajlar yaptık, bizim Ankara temsilcimiz Hakkari'den değil mi? Yine organize sanayi ve tekstilciler Mardin. Geçen günlerde burada video olarak verdik. Sanayi Bakanımız LinkedIn hesabından paylaştı. Hakkari'de kayak pisti. Küçücük çocuklarımız orada eğitim görüyor. İşte bunlar müthiş güzel haberler. Ekrem Demir'i de burada bir kez daha kutluyoruz. Evet. Yani biz milletimizin ihtiyacı neyse ona göre adım atarız dedik. Evet, olanakları arttıra arttıra gidiyoruz. Birkaç ay öncesinde Diyarbakır'a temsilciliğimizi açtık. Ulusal Kanal ve Aydınlık temsilciliği. Ekrem Demir de Gaziantep'ten Diyarbakır'a taşındı, yerleşti ve orada bölge halkının sesi soluğu oluyor Ulusal Kanal. Bölgenin terörden temizlenmesiyle beraber artık evet Diyarbakır işte Cüddi Dağları'nda artık ceylanlar geziyor. Diyarbakır'da, Mardin'de, Hakkari'de, Şırnak'ta işsizlik, ekonomik sıkıntılara çözüm üretmek için de Ulusal Kanal'ın mikrofonu, Aydınlığın fotoğraf makinesi bunun için çalışıyor. İşte bugün de manşetini bu şekilde taşıdı Aydınlık gazetesi. Kanalımızda da haberini yapıyoruz. Bölgede büyük bir ekonomik sıkıntı var. Ama çözüm konusunda da hem insanların köyüne dönmesi için, hem üretime geçmesi Özgür için, hem Bursalı'da de fabrikalaşması için. Özgür Bursalı'da açıkladı, bakanlıklarla görüşüyoruz. Bu köy dönüş projesine ilişkin güzel haberler var dedi galiba. Var. Onu çok yakından takip ediyoruz. Vatan Partisi bu işe öncülük ediyor. Devletimizin işte o kamucu anlayışının bölgedeki işsizliğe, ekonomik soruna çözüm bulması için güçlü bir şekilde çalışmalar yapması lazım. Ve örnek çalışmaları da Türkiye'ye sunmak, hep böyle kara haberler değil, böyle güzel haberleri ufkumuzu açan, milletimize güzel haber veren bu gelişmeleri de manşetlerden en önden vereceğiz. Ya işte üreten insanın gözü gülüyor. Üreten bir kadınımız, hemen öndeki fotoğrafı çok beğendim. Ekrem Demir de dediğin gibi o Ağrı Dağları'nda falan da yine daha önce çıkılmaz denilen yerlerden özel haberleri veriyor. Mehmet Dalkıran'ın da yüreğine sağlık, işte böyle girişimcilere ihtiyacımız var. Şimdi bunu logonun yanındaki haberle birleştirmek isterim izin olursa. Keskin nişancı Türk kadınları. Çok özel bir detay, ayrıntı. Özellikle Çanakkale Savaşı'nda keskin nişancılarımız. Gerçi bugün hala daha öyleymiş. Yani dünyanın en iyi nişancıları ordular içinde kadınlardan olurmuş. Tabii, elleri daha az titrediği için. Öyle bir özellik hani belki, ama bunun belki öncüsü bizim bu Çanakkale'deki keskin nişancılarımız. Şimdi Adnan Türkan, ya girişim tarafına bakıyorsun, kadınımız varsa bir tık ileri, savaşa hattına bakıyorsun, orada aynı şekilde. İşte Diyarbakır annesi diyorsun, hani aslında aileler var ama anneler öyle bir öne çıktı ki orada. Yani kadının oradaki gücü, ruhunu ortaya koyuyor oluşuyla gerçekten çözülemeyen mesele yok galiba. Türk devrimi yani güçlü bir kadın devrimidir ve kadının her alanda, hayatın her alanında güçlü bir şekilde yerini alması için atılmış bir adımdır ve 2020'nin 21'in Türkiye'sinde de kadınlarımız ne mutlu ki hayatın her alanındalar. Üretimin de başındalar, terörle mücadelenin de başındalar. Yani emniyet teşkilatımızda, ordumuzda, çok üst kademelerde kadınlarımız hep ön planda. O bakımdan o keskin nişancı haberi de önemli. Türkiye, bizim Cumhuriyet devrimimiz dünyaya örnek olmuştur. Kadınlara seçme seçilme hakkının verilmesi 1930-34'ler. Avrupa'da daha birçok ülkede 1960-70'lerde ancak kadınlar o hakkı kazanmıştır. Yani o bakımdan kadının hayatın her alanındaki yerini hakkıyla teslim eden ve kadın öne çıktıkça güzelleştiren, iyileştiren, doğrulaştıran bir yönü de var. O bakımdan da ne mutlu ki bu ülkede yaşıyoruz. Atatürk'ün Türkiye'sinde yaşıyoruz. Gerçekten. Yani kadın meselesini sadece bir cinsiyet meselesine indirgemek de veya şiddet meselesini anmak da doğru değil. İşte Vatan Savaşı'ndaki kadın, işte üretim savaşındaki kadın. Gerçekten öyle. Çok özel notlara da yer vermiş. Aydınlık Gazetesi'ne de lütfen abone olun. Ve bu satırları adeta hem kütüphanenize taşıyabiliyorsanız kütüphanenize, ama en azından kendi elektronik cihazlarınızdaki arşivleri de taşıyın. Fransa Genelkurmayı'nın gözünden Çanakkale Savaşları'nı da sür manşetten anlatmış. Biraz hızlı gidiyorum çünkü Halil Nebiler'e de pası atacağız. MHP'li Kaşıkçı'dan Uygur uyarısı, ABD yönlendirmesi. Bu konuda
Yani Türkiye'de gerçekten birçok konuda olduğu gibi bu Amerika CIA'in oyunu, Uygur yalanı gibi yaklaşımlarda gerçekten ulusal kanalın gösterdiği bilimsel haberler, gerçek ve nesnel haberlerin getirdiği sanki rüzgarın sonucu derim ben bu başlığı ama. Bakın meselelere, yani bölgemizde yaşanan, dünyada yaşanan meselelere nereden baktığımız çok önemli. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi diyor ki Ankara'dan bakalım diyor Uygur meselesine. Çok esaslı ve güzel bir açıklama. Biz Uygurların, yani Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Milletvekili'nin açıklamasını söylüyorum. Biz Uygurların, Kaşıkçı'nın açıklaması, Amerika'nın Çin'i kışkırtma, Çin'de ayrıcılık yaratma planlarında figüran olmasına seyredemeyiz diyor. Şimdi bir bu bakış açısı var. Bir de işte Cumhuriyet Halk Partisi'nin Uygur raporunu Amerika'daki temsilcisine yazdırması var. Yani Amerika'dan bakınca oradaki kışkırtıcılığın peşine takılırsınız. HDP ile beraber, işte İYİ Parti, HDP, CHP orada Amerika'nın Uygur ayrılıkçılığını, oradaki sözde Doğu Türkistan ayrılıkçılığını kışkırtma planlarına rol alıyor. Milliyetçi Hareket Partisi, Vatan Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisi, biz Çin'le doğru ilişkiler kurarak oradaki sorunlar varsa onların iyileştirilmesi yönünde adım atarız. Ama bu yalana alet olmuyorlar. Yani Amerika'daki temsilciler meclisin aldığı karar doğrultusunda Amerika'nın nasıl Türkiye'yi bölmek için PKK'yı ve buradaki sorunları kışkırtıyorsa, nasıl başka ülkelerde ayrılıkçılık yapıyorsa, Çin'e karşı da ve daha da özelde Çin'le Türkiye'yi karşı karşıya getirmek. Bakın bu çok önemli. Yani biz 1900 işte Kurtuluş Savaşı, iki gün önce mecliste de çok büyük bir anma töreni oldu o Moskova Anlaşması'nın. Türkiye Kurtuluş Savaşı'mızı nasıl verdik? Güçlü bir dostluk yaratarak, Türk-Rus dostluğuyla beraber Batı emperyalizmine karşı tokadı attık. 1915'te attığımız tokadı en son işte İzmir'de denize dökerek tamamladık yani. 1914'ten 1922'ye kadar bizim Kurtuluş Savaşı'mız. Ve bu Kurtuluş Savaşı'nı Mustafa Kemal Atatürk doğru bir denklem kurarak doğuda bir dayanak yaratıldı ve bütün gücümüzle beraber Batı emperyalizmini denize döktük. Orada bütün gayretleri neydi? İşte Bolşevik dediler Mustafa Kemal'e, işte Rus ajanı dediler, Rus işbirlikçisi dediler, dediler. Bütün dertleri Türk, o zamanki Türk-Rus dostluğunu baltalamak, yalnızlaştırmak ve yutmak. Şimdi aynı plan devrede. Şimdi de yine Türkiye'nin Rusya'yla, Türkiye'nin Çin'le ekonomik, siyasi, askeri, savunma alanındaki işbirliklerini baltalayarak Türkiye'yi yine Amerika'nın Avrupa Birliği'nin kucağına atmak. Bütün bu düşmanlıkların şeyi de bu. Ve Türk halkının, Türk milletinin işte oradaki Uygurlarla ilgili hassasiyetlerini kaşıyarak, yalan haberler üreterek, o öldü, bu öldü, bunu anmalarda hepsi yalan çıkan haberlerini anlatarak bir Türkiye ile Çin'i İpek karşı yolunu, birbirine bağladığımız o demir yolunu hepsini baltalamak, berhava etmek ve Türkiye'yi tek taraflı bir şekilde çökmekte olan Avrupa'ya bağlamak istiyorlar. Bu bakımdan da Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu duruşu da çok önemli. Çok takdire şayan. Ben Milliyetçi Hareket hoşuma Partisi gitti. Antemperist bir tavır alıyor burada. Evet. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Uygur ayrılıkçılığına, sözde Doğu Türkistan ayrılıkçılığına destek vererek İYİ Parti Amerika'nın planlarına dahil oluyorlar. Şuradan da bakmak mümkün gibi düşünüyorum Adnan Türkan. Birkaç yayında da değerlendiriyoruz. Bakın işte 100. yılı da mutabakatın, o tarihi mutabakatın kutlandı Sayın Mehmet Perinçek, Sayın Meclis Başkanı. Evet. Çok önemli katılımcılarla orada birkaç vurguyla da geçti bu. S-400'de güvenlik sorununu çözüyorsun. Nükleerle enerji problemini çözüyorsun. Çin'le dünya aşı bulamazken aşı sorununu çözüyorsun. Yani bu bölgelerle, bu ülkelerle gerçekleştirdiğin sinerjiyle, enerjiyle, diyalogla, temasla kendi sorunlarını çözüyorsun. Kritik meseleleri çözüyorsun. Azerbaycan meselesinde, Karabağ yürüyüşünde işte Rusya, İran, Türkiye tık diye masaya yumruğu koyunca kararlı Azerbaycan askerinin yolunu açıyorsun. Karabağ alıyorsun. Yani sorunlarını çözdün. 11 yıl oldu. Suriye'deki o dökülen kanlar. Tabii. Amerika'nın, Fransa'nın kışkırtmasıyla, bütün o terör örgütlerinin kışkırtmaları yapılan geçmişteki yanlışlarla, hatalarla kanlar döküldü. Suriye paramparça edildi. Ve şimdi oraya Türkiye yine dostlarla beraber çözüyor. Aynen öyle. Rusya'yla, İran'la, Astana'yla. Şimdi Katar dahil edildi oraya. Doğru. Yani bizim bölgede yine Doğu Akdeniz denkleminde Mısır
adımı geliyor. Mısır, Libya ve bu elbette yine bu ülkelerin denkleminde onların da süreci okumasına Türkiye'nin yardımcı olmasıyla yani sessiz kalmaları bile bence orada şeydir, çözümün bir anahtarıdır. Yani. Mesela orada işte Ankara merkezi, Türkiye merkezi baktığınız zaman işte meseleyi çözüyorsunuz. Denklemi kurabiliyorsunuz ama çok doğru. Batı'dan bakınca, Batı'nın gözüyle bakınca da bambaşka noktaya gidiyor iş. İşte borçlanıyorsun, tabii. Borç batağına gidiyorsun. Senin altına oymaya çalışıyor, bölgelerini koparmaya çalışıyor. En küçük işte bir papanın ziyaretinde bile niyetleri ortaya çıkıyor. İşte senin Kürdistan'ını yani, maviye boyuyor, Türkiye'sinde bilmem ne yapıyor. Ben Amerikancıyım diye Amerikancılık yapılmıyor. Yani tabii. Geçmişte onlar da vardı. Yani ben Amerikancıyım diyenler de vardı. Açıktan böyle şey yapanlar da vardı. Var, doğru. Ha, sıcak para Amerika ile Batı ilişkileri hala savunan partiler var. Çok güçlü bir şekilde Deva Partisi. Ondan sonra bilmem ne. Bugün de HDP'ye karşı çıkanlar onlar, evet, birazdan HDP konuşacağız. Vesaire. Ama Amerikancılığın en şu anki cazip modeli şu. Türkiye'nin dostlarıyla arasını açmak. Türkiye'nin İran'la, Türkiye'nin Rusya'yla, Türkiye'nin Çin'le, Türkiye'nin Libya'yla, Türkiye'nin Mısır'la doğru ilişkiler kurmasını engellemek. Bunu engellerseniz Batı'nın kucağına düşürürsünüz Türkiye'yi. Bu kadar. Amerikancılık böyle. Yani yok işte ne Rusya ne Amerika. Yani bir taraf seni tehdit eden, sana karşı terörü destekleyen Amerika ile Rusya'yı nasıl eşit görürsünüz? Ya da Amerika ile Çin'i nasıl eşit görürsünüz? Türkiye Çin'in 50 bilmem kaçıncı eyalet haline gelmiyor ya da oranın talimat haline gelmiyor. Tersine dostane ilişki çerçevesinde egemenliğine, güvenliğine, toprak bütünlüğüne saygılı bir şekilde ilişkiler kuruyor Türkiye. Bu çok önemli. Çok önemli. Onlar da bize saygı gösteriyor. Tabii ve ki. Gözüken o ki biz ekonomik problemlerimizi de Rusya'yla, Çin'le, İran'la, Katar'la, bölge ülke, yani anti-emperyalist cephenin ticaret anlayışı. İşte OECD ekonomik rakamları denklemi da ortada. Yani çok açık. 2020 çok yılında büyüyen iki ülke iki var. Ülke, Çin ve Çin Türkiye. Ve finansal hatta da Çin'in zaman zaman swap vesaireyle de ülke ekonomisindeki o döviz dengesine katkı sunduğunu da burada, evet, unutmamak gerekiyor. Hürriyet manşetten görmüş Adnan Türkan, savcıdan HDP'ye kapatma davası. Yani Hürriyet'in böyle zaman zaman adını koyduğu haberler var. Bir tanesi de bu oldu diyelim. Yani bazen böyle çok garip bir gündemdeyken özel haberlerle ya da insan hayatı haberleriyle bazen öne çıkıyor. Niye yapıyorlar onu anlamıyorum ama. Yani orada bir sefer... yani Hürriyet üzerinde söylemiyorum. Hürriyet bugün hani manşetiyle doğru bir şekilde vermiş onu. Bazen görüyoruz maalesef böyle biraz tereddütlü yaklaşımlar, evet, oluyor medyada. Evet, HDP konusunda da işte kapatılması da başka şu ceza mı verilse, daha alttan işte siyasi kişiler haber kanallarında dünden beri inanılacak gibi. Yani burada yani kararlı duruşa ihtiyaç, doğru, var. Doğru. Nasıl Mehmetçik kararlılıkla canını ortaya kararlılık mücadele ediyorsa, Diyarbakır anneleri nasıl kararlılıkla bölgede, Şırnak'ta, Van'da, Hakkari'de mücadele ediyorsa medyamızın da kararlı olması lazım. İşte ulusal kanal o kararlılığın sesi. Aydın'ın gazetesi o kararlılığın sesi. Ulusal radyo o kararlılığın sesi. Tereddüte yer yok. Burada ara bir yer yok. Yani. Ya Mehmetçiğin yanında olursunuz ya da işte Mehmetçiğe kurşun sıkanların siyasi temsilcilerin yanında olursunuz. O yüzden ulusal kanalın sesinin güçlenmesi bu açıdan önemli. Oradaki tereddütleri, ürkeklikleri yenmek bakımından da önemli. Çok net. Manşetin hemen üstünde 106 yıldır kalbimiz Çanakkale'de atıyor ve bu Kabataş Lisesi öğrencileri yeni bir türküyle de o zaferi anacaklarmış. Onun haberine yer veriyor. Hafta sonu derbi var. Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi şampiyonluk rotasında. Bu derbide çok fazla hesap var başlığıyla onu duyurmuş. Bu Bitcoin meselesi sanıyorum burayı da aydınlatacak yerlerden biri Ulusal Kanal ve Ekonomisi olacak. Hakan, evet, Topkurulu Bitcoin meselesinin de haftalardır uyarıyordu. Bakın bir aile ailesini katledip hayatına son veren bir insan hikayesi buraya dikkat çekmek lazım. Bu yeni ekonomi açılımında o da var. Yani o da Bitcoin, var tabii. Yani dijital parayla ilgili bir düzenleme de. Dijital parayla kriptoyu ayırdı, evet, geçen günkü, evet, Sayın Bakan. Yani kripto para konusunda uyarıyor. Bunu bir banker Castelli dönemi olduğu olabileceğine işaret ediyor. Ama dijital parayı biz hukuki zemine kavuşturacağız, evet, çıkışı var. Bu Sözcü Gazetesi'nde bir şey var. Aslında günlerdir de biz konuşuyoruz, ediyoruz, eleştirdik de burada. Takkeleri düştü, kelleleri göründü. Evet, bakın Sözcü Gazetesi ilk kez Babacan, Davutoğlu, Saadet Partisi liderlerini koyarak takkeleri düştü, kelleri göründü meselesiyle olmuş ve demiş ki andımızın onların rengini belli etti. Evet. Yani, bu kadar, evet, uzun süre sonra Sözcü'yü yani aslında, evet. Gören göz görür yani. Sadece andımız değil, HDP meselesini aslında. Tabii.
ortada. Sıcak para meselesini de ortada. Batı'nın programını savunanlar burada evet. da bir kez de ortaya Bir de Cumhuriyet'in işte, başlığını görelim. Bakın, Adnan onu da tamamlasın. Kılıçdaroğlu çok önemli laf etti Babacan ve Davutoğlu ile ilgili. %99 anlaşıyoruz dedi. %99. Yani andımız düşmanlığında mı anlaşılıyor? Sıcak para programında mı anlaşılıyor? HDP ile PKK ile işbirliği konusunda mı anlaşılıyor? Bu partiler aynı zamanda HDP'nin kapatılması konusunda da karşı cephede yer alacak isimler. Evet. Ki gün içinde haberlerini vereceğiz. Davutoğlu, Babacan. Hemen karşı cepheye geçtiler. Hemen. Doğru. Bunların özlemleri, bakın Babacan, Davutoğlu, o haberi tekrar gösterelim. Özlemleri 2013-14 öncesi AK Partisi'dir. AK Partisi'dir. Yani açılımların olduğu, FETÖ ile kol kola olunan, BOP eş başkanlığı programının savunulduğu dönemdir. Bütün rüyaları orada. Ama artık o bir kabustu Türkiye için ve geçmişte kaldı. Geçmişte kaldı. Türkiye bugün terörle mücadele ediyor. O nedenle andımızın tartışma haline getirilmesi, yeniden gündeme getirilmesi, henüz Danıştay'ın resmi bir karar açıklanmadı, imzası olmadı. Doğru değil. Geri dönülecektir. Uygun, yani uygun değildir. Bugünkü yani Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demek, ne mutlu Türkiye'ni Türk'üm demek, varlığım Türk varlığına armağan olsun demek, Atatürk'ün açtığı yolda gösterdiği hedefe yürümek hepimizin ortak paydası, ortak değeri. Terörle mücadele eden bir Türkiye'de andımız değil, işte HDP gibi partiler kaldırılmalı. Bu kadar net ve yenisi de kurdurulmamalı. Yeni evet. görev de bu. Ama Türk'üm, doğruyum, çalışkanım, yani o andımızın ruhu Mehmetçik, kahraman polisimiz, Diyarbakır anneleri, onları alanda sağda zaten yansıtıyorlar evet. değil mi? Yani o ruh gerçekten çok önemli. Bir de Cumhuriyet'i manşetini bir hızlıca görelim. Hızlıca pası sonra Halil Nebiler Usta'ya bırakalım. Reformu dediniz. Nükteli bir başlık Adnan Türkkan, evet. HDP'ye kapatılma davası ve vekilliğin düşürülmesi, terör örgütüne destek olduğu gerekçesiyle ceza alan bir HDP'li vekilin vekilliğinin düşürülmesini reformu dediniz diye de işte bu kafa karışıklığını da giderecek yerlerden biri Ulusal Kanal, buralarda kararlı durmuş. Burada çok kafa karışıklığı yok aslında, yani maalesef işte Demirtaş'ta tam sayfa röportajlar yapılan Cumhuriyet, hani Can Dündar'ın Cumhuriyet'ini çok eleştirdik. Halil abiyi görelim ekranda arkadaşlar. Alev Coşkun'dan devraldıktan sonra daha milli duruş beklerken yine benzer bir şekilde HDP'ye nefes aldıran, PKK'ya nefes aldıran haberler, yayınlar görmeye devam ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi de bu açıdan kötü bir sınav vermektedir. Halk TV, Tele1'i saymıyorum. Dün bütün gün o Gergerlioğlu'nun açıklamaları, HDP'lerinin oradaki eylemlerini ve akşam da HDP milletvekillerinin sesleri, solukları, yani HDP'nin sesi soluğu oldu. HDP'nin sesi haline geldi. Cumhuriyet Gazetesi, Halk TV. Doğru. Maalesef. Ama dediğim gibi bunlar açılım döneminin çocuğuydu Cumhuriyet. İşte imra tutanakları da ortaya çıkıyor. Yani belediye başkan adaylarının bile Kandil'den belirlendiği, merkez yöneticilerinin Kandil'den belirlendiği bir partiydi. Ona sahip çıkmak, PKK'ya sahip çıkmak. Bir kez daha uyarıyoruz. Adnan Türkan çok teşekkürler. Yeni sesimizin duyulacağı yere doğru uzanacağız. Evet, Halil abi görebiliyor musunuz? Halil Nebiler. Halil abi jenerikten sonra direkt oraya pas atacaksınız. Evet. Peki biz sözü Çanakkale'ye bırakıyoruz. Ulusal Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Kıvanç, teknik ekipte sevgili İnan ve Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur ve Günaydın Türkiye Gazetesi'nde Halil Nebiler Çanakkale'den yeni sesimizin radyo frekansları aracılığıyla duyurulacağı noktadan, o Kaz Dağları'ndan, evet. Sarı Kız'ın hikayelerinden, Çanakkale Destanı'nın yükseldiği noktaya selam yolluyoruz. Yeniden buluşuncaya dek hoşça kalın, sözü oraya bırakıyoruz. Milli mücadelenin dönüm noktasında İgalı Mehmet Çavuş'un elinde taşla öne atıldığı, Seyit Onbaşı'nın 275 kilogram top mermisini kaldırdı, Mustafa Kemal Atatürk'ün size ölmeyi emrediyorum dediği yerde Çanakkale'deyiz. www.ulusalradyo.com